Hocam, programımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. İsterseniz ilk soruyu zikrullahla ilgili sormak istiyorum. Çünkü toplumda her geçen gün gittikçe unutulan çok önemli bir ibadet. Hadislerde peygamber, sahabe Medine'de namazın bittiğini, peygamberimizin namaz sonrasında yaptığı zikrullah sesinden biz anlardık diyor. Namaza yetişemezsek namazın bittiğini diyor, mescitten gelen zikir sesinden anlardık diyor. Zikrullah'ın İslam dinine ve Peygamber Efendimizin hayatındaki yeri nedir efendim? Efendim, evvela bizi takip eden kardeşlerimize saygılarımı arz ederek sohbete başlamak istiyorum. Zikrullah'ın İslam'daki yeri, İslam demek zaten zikir demektir. Binaenaleyh yani İslam'ın hem özüdür, efendim hem sıfatıdır, hem emridir. Kısaca zikirsiz bir İslam'ı düşünmek, Müslüman'ı düşünmek daha doğrusu asla ve kat'a mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının içerisinde tuttuğumuz orucumuz da bir zikirdir. Niye biz oruç tutuyoruz? Allah bize emretti diye. Ha, maksadımız Allah'ın rızasını kazanmak. Ha, bunun yanında bir takım ilavi sebepler olabilir. Ama asıl neden Allah'ın senden razı olması, benden razı olmasıdır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Oruç tutuyorsunuz. Allah sizden razı olma veya olmama noktasında bir etkisi yok. Soru, bu orucu tutar mısınız? Cevap, hayır. Hayır. Ha demek ki eğer biz Allah rızası için orucumuzu tutuyorsak, o halde başlı başına bir zikrullah ibadeti yapıyoruz. Ha, bunun çeşitlerinden biri bu. Zikir nedir? Anmaktır, hatırlamaktır, Allah'la beraber olmaktır. İşte tuttuğumuz oruç da bundan bir nevi, bir sınıf. Namaz da Allah'ı zikir içindir. Ve bunun içinde en büyük ibadet zikrullah'tır. Vele zikrullahi ekber. En büyük ibadet zikir. Yani onun üstü niye? Bütün ibadetleri cem ediyor. Zekat, o da bir zikirdir. Malından veriyorsun, için veriyorsun. Allah bunu benim malımın içine fazlalık olarak fakire, fukaraya vereyim. O benden razı olsun. Onun için veriyorsun. Yoksa nefislerimizle karşı karşıya gelip de işte malımızın efendim şayet tarla mahsulüysi onda birini dükkan, dernek vesaire kazancıysa kırkta birini kim verir? Hiç kimse vermez. Ha, niçin veriyoruz bu zekatı? Allah'ın emridir. Allah'ı bize hatırlatıyor. Allah'ın rızasını kazanmak için. Hülasa bu misalleri çoğaltabiliriz. Hacca Allah'ı zikretmek için gidiyoruz. Zaten hac başlı başına yoldan ta bitene kadar yani gidişinizden gidiş sürecinizden başlayıp sonuca kadar efendim o kutsal topraklardan çıkana kadar yaptığınız bütün işler zikrullah'tır. Hatta evinize girene kadar. Hatta evinizde efendim hani bizde tehniye derler. Efendim gelene gidene ikramda bulunmak. Bütün bunlar ne içindir? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak da nedir? Allah'ı hatırlamaktır. Yani zikrullah'tır. Bunun için. İsterseniz bu konuda işin ehemmiyetine binaen Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri ne buyuruyor zikrullah konusunda? Yani namaz çok mühim, oruç çok mühim, zekat çok mühim. Bunların birini diğerinden ayırmamız mümkün değil. Ama her birinin Kur'an'da mahdut sayıda emri vardır,
Fakat zikrullah hakkında yüzlerce ayeti kerime var. Peygamber aleyhisselam efendimizin binlerce hadis-i şerifi var. O bakımdan dilerseniz numunelik biz bu konuda işte 3-5 tane ayeti kerime okuyalım. Bir hadis-i şerifle de bunu taçlayalım diyorum. Bakınız. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu vezkürullâhe zikran kethira. Allah'ı çok zikredin. Şimdi namazlarımızda vakitler var biliyorsunuz. 5 vakit namazımızın sabah vakti var, öğle vakti var, akşam vakti var, ikindi vakti var, yatsı vakti var. Şimdi bu vakitler gelince biz bu namazları kılarız. Faraza şu anda sabah namazını kılamayız. Vakti çok geçti. Belli zaman. Ha kaza edersin ayrı konu. Ama zikrullah için efendim böyle bir vakit yok. Her zaman her yerde efendim Allah'ı zikredebilirsin. Zikretmen de lazım. Yani Allah'ı unutmamamız lazım. Allah'ı her zaman gönlümüzün bir tarafında hatırlamamız lazım. Ama hocam bildiğin gibi değil ya, sen öyle diyorsun ama biz namazda kılarken bile unutuyoruz. Çok yanlış şeylerle meşgul oluyor kalbimiz. Ha buna bir iki dakika gireriz inşallah. Şimdi efendim yani olayın iç yüzü, bakınız konu konuyu açıyor. Siz ibadetleri hep abdestli yaparsınız. Gusül abdesti almadan hiç bir ibadeti icra edemezsiniz, öyle değil mi? Doğru. Şimdi emri hak vaki oldu. Öleceksiniz. Azrail geldi tepenize dikildi. Olur ya insanlık hali. Gusül abdesti alman gerekiyor. Peki bu halde Allah'ı zikredebilir misin edemez misin? El cevap edersin ve etmen şart. Kelime-i şehadet getirirsin, kelime-i tevhid okursun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahidim ki Allah tektir, eşi benzeri yoktur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Yine şehadet cümlesinde ben şahitlik ederim ki Muhammed de onun Resulüdür. Şimdi bunu dersin ne zaman? Her halinde dersin. Hiçbir mahsur yok. Binaenaleyh bütün ibadetlere hazırlanmanın, ifa etmenin efendim, veya namaz gibi bir ibadeti ikame etmenin bir takım şartları var ise de oruç zikrullah için böyle bir şart yoktur. Onun için Allah Kur'an'da en büyük ibadet nedir diyor? Zikrullah'tır diyor. Allah'ı zikredeceğiz. Rabbini içinden ve korkarak, yalvararak fakat yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. Gafillerden olma. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle yatışır. Şimdi her şeyi elde edersiniz. Ama kalbinizi bunlar doyurmuyor. Ne doyuruyor diyor Allah? Ela bi zikrillahi tatmeyinnül kulub. Bu benim eserimdir. İslam'da zikir. Tabi biz burada çok ayetler, hadisler üzerinde duramayacağız. Bizi takip eden kardeşlerim, burada biz zikri bütün detaylarıyla ele aldık ve yazdık. Mutlaka takip edenler alsın okusunlar, istifade ederek hayatlarına geçirsinler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yine siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Vezkürûni ezkürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bu tıpkı bu telefon konuşması gibidir. Alo, karşı taraf ne diyor? Kimsiniz efendim? De başlıyorsunuz konuşmaya. Zikrullah bir telefon konuşmasıdır. Hangi isimle, hangi duayla, hangi ayetle Allah'ı anıyorsan sana Cenab-ı Hak cevap veriyor. Aynen telefon. Ne var kulum? Ne istiyorsun?
Anında. O seni anında zikrediyor. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Hülasa edersek, efendim, zikrullah, bütün ibadetleri içinde cem eden ve ibadetlerin özü, zübdesi ve de en faziletlisidir diyerek bu soruna bu